En az 5000 TL olması lazım. Başka türlü asla geçinilmesi çok zor. Yani asgari ücrete verdikleri zam olduğu gibi ilk 3 ayda eriyecek. Allah geçim kolaylığı versin asgari ücretlere. Asgari ücreti 4 lira etse ne olacak? Piyasanın durumu belli. Milyonlarca asgari ücretli vatandaşı ilgilendiren ilk asgari ücret toplantısı çarşamba günü yapılacak. Bizler de vatandaşlara toplantıdan neler beklediklerini sorduk. Bakalım ne cevaplar aldık. Hiçbir şey beklemiyorum. Neden beklemiyorsunuz? Çünkü asgari ücret ne kadar artarsa artsın, bulunduğumuz gündemdeki ekonomik şartlardan dolayı yani en fazla 500-600 lira oynama yapacaklar. O da zaten insanların geçinmesine yardımcı olabilecek bir miktar değil yani. Çünkü insanlar gerçekten ekonomik anlamda çok sıkıntı çekiyor. Hani evet. Zaten şu an genel olarak vergilerimiz dahilinde toplamda asgari ücretin 9 milyar, herhangi bir vatandaşın 9 milyar geçinme hakkı var. Yani 9 milyar asgari ücret olduğu zaman bir insan rahatlıkla geçinebilecekken 3,5 milyar alan bir insan veya 2800 lira alan bir insan zaten 1000 lira elektrik, 1000 lira kira parası veriyor ve bu tamamen sıkıntı yani. Şimdi benim asgari ücreti tabii ki gönül ister ki herkesin daha yüksek kazansın ama hani genelde 3,5-4 civarı konuşulan bir rakam var. Keşke 5 olsa derim inşallah da ama zannetmiyorum yani. Beklentim de hani söylentilere göre biraz kimisi 4 diyor, kimisi 3,5 diyor ama bilmiyorum inşallah güzel bir şey olur yani. Peki sizce ne kadar olmalı asgari ücret? Bana kalırsa 5. Şimdi tabii çalıştırana bakarsan onlar yüzünden de şimdi düşünmek lazım. O taraftan da düşünmek lazım. Hani bizim insanımızın şu anda en aşağı 4 bile az ama 4'ü alması lazım diye düşünüyorum yani. İşsizlere de maaş bağlansın öncelikle sigorta yani geçmişe yönelik sigorta falan onlar olmazsın. Ben şu anda işsizim. Yani 35-60 yaş arasında işsizlere maaş bağlansın. EYT'lilere de emekli olsun. Asgari ücrette en fazla maksimum 10 bin lira olsun Türkiye şartlarında. Çünkü her gün her şeye zam geliyor. Ortalama da 7 bin ya da 5 bin lira olsun. 5 bin normal. En fazla da bu ortamda 10 bin lira olsun. Ya zam gelmezsin, ortalama bir fiyat olsun. Çoğunlukta denilene göre 5 bin lira. İyi yani şu şartlarda. İnşallah enflasyon da ekonomi de düzelir. Şu an biz hiçbir şey beklemiyoruz. Çünkü nasıl anlatayım? Şu an hiçbir beklentimiz yok bizim. Ne maddi yönden ne manevi yönden. Zaten halkın her şeyi ortada. Halk perişan. Yani bu konu hakkında fazla konuşulacak bir şey yok bence. Yani benim düşüncelerim bunlar. Valla bu gelecek olan toplantıda gerçekten inşallah istediğimiz gibi bu enflasyona uygun bir maaş bekliyoruz. Çünkü gerçekten hayat çok pahalandı. Çocuklarımız okulda, haliyle hayat çok pahalı. Kiraydı, faturalarıydı, her şekilde bizim asgari ücretin gerçekten bayağı artık insanların geçimi için bunun gerçekten bir karara bağlanmasını bekliyorum. Peki sizce asgari ücret ne kadar olmalı? 5000 TL kesinlikle olması gerekiyor. En az 5000 TL olması lazım. Başka türlü asla geçinilmesi çok zor. Bu toplantıdan ben 4000'in altını bekliyorum. 3700, 3800 o civarlarda gelecek. Ama geldiği gibi de ilk 3 ayda yine aynı en alt seviyeye inecek. Yani asgari ücrete verdikleri zam olduğu gibi ilk 3 ayda eriyecek. Ben bunu böyle yıllardan beri böyle gördüm. Böyle de gideceğine inanıyorum. Başka bir şey var mı? Peki sizce bu sorun nasıl düzeltilebilir? Bu sorunun düzelmesi çok zor. Zihniyet düzelecek, sorun çözülecek. Zihniyet düzelmedikçe hiçbir sorunun ben Türkiye'de düzeleceğine inanmayanlardanım. Açık ve net. Bunu çok fazla bir şey beklemiyorum. Şöyle %20'yi geçmez diye düşünüyorum.